Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabayış'ın cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayış'ın cansız bedeni bulunması ardından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilmişti. Rojin'in ölümüne dair soru işaretleri devam ederken, T24'e konuşan baba Nizamettin Kabayış, kızımın otopsisine katılan bir doktor, 6 gün suda kalmışsa kalmıştır, 18 gün olsaydı bütün bedeni dağılırdı dedi diye belirtti. Babanın dedikleri rapora göre doğru çıktı. Rojin'in kanında ve middesinde bakın ne çıktı. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız dostlar. Rojin'in olayına geçmeden önce orada şimdilik yaşanan başka bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gürsel Tekin'in hazırladığı raporun detayları da haberde yer aldı. Haber şöyle, Tekin'in hazırladığı rapora göre 32 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Van 100. Yıl Üniversite Kampüsü'nün kuzey sınırı ile Bardaklı Köyü arasındaki sınır önlem ve güvenlik amacıyla kapatıldı ama sonrasında kapatılan bölüm Rektör Hamdullah Şevli'nin talimatıyla açıldı. Rojin'in kaybolduğu kampüs giriş çıkışını tekrar açtırmıştır. Bahsi geçen alanda herhangi bir güvenlik kulübesi veya görevli güvenlik personeli konulmamış, hali hazırda açık ve ilgili bölgenin güvenlik kameraları çalışmamaktadır. Ayrıca bu telli sınırın açılmasını isteyen Muhtar Tevfik Uçar kampüs içindeki birçok yapı işleri ihalesini almasıyla ve Rektör Hamdullah Şevli ile olan sıkı dostluğuyla Van kamuoyunda dikkat çeken bir isim olarak bilinmektedir. Mevcut alan hala açık, kamera veya güvenlik görevlisi olmamakla birlikte ve herhangi bir güvenlik önlemi hala alınmamıştır. Bu tür tedbirler alınmadığı sürece daha çok Rojinlerin ölümlerine şahit olacağız. Gelelim Rojin'in olayına. Tekin'in hazırladığı raporda Rojin'in otopsi işlemiyle ilgili de şu bilgiler yer aldı. Henüz resmi otopsi raporu bildirilmeyen Rojin Kabayış'ın darp ve cebir izi olmadığına dair bilgiler ilgiyi dağıtmak için sızdırıldı ve aileye henüz bilgi verilmedi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü otopsi gecesi sabah 04'e kadar otopsiyi hastanede beklemiştir. Otopside her ne kadar darp olmadığı şeklinde ön bilgi olarak paylaşılmışsa da Rojin'in akciğerlerinde su olmadığı, midesinin yemek dolu olduğu, kanında anestezik madde olduğu konuşulmaktadır. Raporu dikkate aldığımızda şu soruyu soralım. Eğer Rojin kaybolduğu gün kendisine zarar verdiyse, 18 günün sonunda midesinin boş olması gerekmez miydi? Rektör raporda iddia edildiği gibi neden sabah 04'e kadar hastanede bekledi? Rojin'in otopsisiyle ilgili boynunda kırık olduğu iddiası da var. Doktorun dediklerine göre Rojin 5 ya da 6 gün suda kalmıştır deniliyor. Raporda Rojin'in vücudunda çeşitli izlerde olduğu çıkıyor. Rojin'in cinayeti neden kapatılmaya çalışılıyor? Babası en son ne demişti? Ben oraya gittiğimde içki şişeleri gördüm zaten. Orası tenha yerdi, madde içenler oraya gidiyordu. Rojin'in babası Nizamettin Kabayış. Keşke şişeleri toplasaydım. Çekirdek kabukları ve patates cipsi ambalajları yeni gibiydi. Çamura vesaire bulanmamıştı bilgisinden yola çıkarsak, içki şişelerinin ertesi gün yerinde olmamasının nedeni ne? O da belli değil. Babasının kızını anlattığına göre. Bu kız kendisine zarar verecek kız değil. Babasının da dediğine göre gerçekten buna biri zarar verdi ve Rojin öldü.